tat yanında daha konuştuğumuz bir dizi proje var. Çünkü yaptığımız devletin devlete anlaşma çerçevesinde savunma sanayi ilişkilerimizi geliştirme esaslı bir gidişimiz oldu. O açıdan şu anda çeşitli şirketlerimizin burada devam eden bazı çalışmaları var. O çalışmalar neticesinde inşallah Atak'tan sonra başka ürünlerin de devreye girmesi mümkün. Hatta Atak ihracatımızın sayısının artırmak için de çalışıyoruz. Bugünkü törende bu açıdan Türkiye'nin uzak bir coğrafyaya ihraç ettiği atağın teslim töreni olması hasebiyle bizim için çok önemli. Hem ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi açısından hem de bu önemli olayı burada tekrar kutlamak açısından burada bulunuyoruz. Bizim için önemli bir adım. Opsiyonlar hala gündemde ve ciddi şekilde konuşuluyor. Bugün de inşallah Sayın Savunma Bakanı ile burada bu konuyu da görüşeceğiz. İnşallah o konuda da iyi adımlar atmış oluruz. Çünkü şuna inanıyoruz, helikopterimizi kullandıkça, performansını gördükçe o konudaki iştah daha da artacaktır. Hatta belki ileri planlamada daha fazla sayılar gündeme gelebilecektir. İlk Atak helikopter ihracatımız burada. 6 inşallah bu yıl ikisini verdik. Şimdi geriye kalan 4'ü de bu yıl tamamlayacağız. Dolayısıyla 6 tane Filipinlere teslim etmiş olacağız. Bunun üzerine ilave talepleri var. Bunlar da görüşülüyor. Tekliflerimiz de var. Belki burada imzalayamayabiliriz. Ama önümüzdeki günlerde onu da imzalarız inşallah. Atak çok ilgi gören bir helikopter. İlk olarak burada ihraç lisansı Amerikalı'nı alıp yapabildik. Biliyorsunuz Pakistanlarda 30 tane imzamız var, 30 helikopter olarak. O da hala bekliyor. Amerika'da kongrede bekliyor. Bunun dışında birçok yere de bu ara imza attık aslında. Artık bu imzaları teslimatta paylaşmak isteriz sizlerle. Ama Atak çok satacak olan bir helikopter. Kendi klasında dünyanın en iyisi. Hem motoru çok güçlü, yeni hava yönekleri var. Onun üzerindeki silah sistemleri var. Burada şimdi Roketsan, Aselsan, Havelsan bütün vakıf şirketleriyle oluşan bir helikopter. Tabii ki ana yüklenici olarak TUSAŞ var ortada. Ülkemize bereket getirecek, para getirecek. Bu ihracat, tabii bir savunma aracının bu kadar köklü, büyük bir savunma aracının ihracatı önemli. Biz bu sayının artmasını bekliyoruz. Artık Türkiye'de 76 tanesi şu anda serviste. Kuvvetlere teslim ettik onu. 83'ü bu sene tamamlıyoruz Türkiye'deki teslimatları da. Buradaki 6 tane var. Sonra diğer bir ülkede 6 tane daha var. Onu da dedim ya teslimatta paylaşacağız size artık. Burada sayı artabilir. Bunun katları ortaya çıkabilir. İnşallah bu Atak helikopteri Türkiye'nin yüzünü güldürür. Ve tabii bunun arkasında biz diğer ürünlerimizi de pazarlıyoruz buraya. Anka'mız var, Hurkuş'umuz var, Gökbey'imiz var. Şu anda satar durumda olan. Onları da burada pazarlıyoruz. Yakında onların da sesini duyabilirsiniz. Şunla kapatayım. Asya Pasifik'te tabii ki ilgiler artmak üzere. Ukrayna, Rusya orayı, burayı da yani bugün bile etkiledi. Yalnız tabii Filipin değil, Malezya var, Endonezya var. Bu yörede bir hareketlilik var. TUSAŞ içinde satış anlamına geliyor bu. Yani şu anda içeride bulunan teklifimiz Atak özelinde ama diğer ürünlerimizi de buraya pazarlıyoruz. Tabii bir ürün satıldığı zaman pilotlarını yetiştirdik, bunlar Ankara'ya geldiler. Tabii buradaki hava kuvvetleriyle TUSAŞ'ın bir şeyi artık diyaloğu oluşmuş oluyor. Diğer ürünleri önünde açmış oluyor. Ülkemizden kilometrelerce uzakta böyle tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ülkemizde geliştirilen yerli milli sistemlerin ihraç edilmesi son zamanlarda arttı. Özellikle şimdi platform seviyesinde bunların müttefik ülkelere, dost ülkelere satılmasıyla beraber yeni boyutlara taşınıyoruz. Bu hem kara araçları hem deniz araçları şimdi de çok şükür işte helikopterlerimiz. Bizim Allah'a çok şükür yani ülkemize geliştirilen tüm platformlarda Aselsan'ın biliyorsunuz sorumluluğu askeri elektronik sanayi ve telsizlerle başlıyor. Ve bu telsizlerle başlayan bu sürecinde elektroniğin, askeri elektroniğin olduğu her alanda biz sistem tasarımı ve üretimi yapıyoruz. İşte bu helikopterde de aviyonik sistemlerinden arkamızda pilotun görüyorsunuz kafasındaki kask avcıya kadar helikopterin üzerindeki kameraya varana, görüntüleme keşif, elektrooptik keşif ve gözetleme sistemine varana kadar Allah'a çok şükür yerli ve milli üretiyoruz. İşte bugün Filipinlere ihraç edilen bu helikopterlerin üzerinde
diğer savunma sanayindeki şirketlerimiz, hem vakıf şirketlerimiz hem de bizlerle birlikte çalışan, ekosistemin içinde olan tüm alt yüklenicilerle beraber yaşadığımız milli bir gurur günü bugün. Tabii devam ediyor. Biz aslında Filipinlerle diğer alanlarla da işbirliklerimiz, geçmiş yıllarda süre gelen bir ticaretimiz mevcut. Özellikle elektrooptik görünleme, gece görüş, gündüz görüş sistemleri, gemiler için verdiğimiz SMASH sistemlerimiz, UKSS sistemlerimiz mevcut. Yeni projelerde özellikle Gökdeniz burada bir popülerite kazanmak üzere çeşitli platformlar için bunları öneriyoruz. Yakın zamanda inşallah bunların da güzel haberlerini duyuruyor olacağız. Şu anda bizler savunma sanayimiz açısından gurur günlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Atak helikopteri bütün savunma sanayinin kabiliyetlerini birleştirdiği göz bebeğimiz projelerden bir tanesi. Bu konuda ana yüklenici olan TUSAŞ'ın çabaları, gayretleri sonucu bugün Filipinler'de Atak helikopterimizi görmek bizim de göğsümüzü kabartan bir olay. Atak helikopterlerinin bütün güdümlü mühimmatlarını roket san olarak biz üretiyoruz. Bu güdümlü mühimmatları dost ve kardeş ülkelerle de paylaşmak, onlara ihracat potansiyelini artırmak için çabalarımız devam ediyor. TUSAŞ'ın açmış olduğu bu yolda inşallah bundan sonra roket sanda bu güdümlü mühimmatlar konusunda ihracatı gerçekleştirecek ve Filipinler'de bizim kendi güdümlü mühimmatlarımızı kullanan ülkelerden bir tanesi haline gelecek. Bu konu bizim açımızdan çok sevindirici. Çünkü her platformun ihracıyla birlikte aslında Türk savunma sanayinin üretmiş olduğu yan ürünler, mühimmatlar da ihracat şansını yakalayabiliyorlar. Buna sadece tek Atak helikopterinin ihracatı şeklinde bakmamak lazım. Savunma sanayinin kümülatif tamamen beraber çalışmasının bir eserini burada hep beraber görüyoruz. İnşallah bunun da devamı gelecek.